Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkamızda beyaz melek, yani bizim yeni arabamız var. A45 arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi anlatılmaz, yaşanır. Fazla söze gerek yok, mükemmel. Mükemmel arabalar gördük. Arkadaşlar fazla zamanımız yok. Haliyle bu aralar işler yoğun, o yüzden kısa kısa çekeceğiz. Arkadaşlar başlayarak... Bagajdan başlıyoruz. Arkadaşlar bu araba en büyük dezavantajlardan biri benim gözümde. Birkaç gündür sürüyorum zaten. Bagajı çok küçük. Görmüş olduğunuz gibi Yasin'in sırt çantası. Yani böyle boydan koyduğumuz zaman biraz anlaşılıyor ki bura bayağı bir dar. Hele hele Golf 6'ya bakaraktan mesela bu arabayla haliyle sıra yolculuğunu da düşündüğümüz için bayağı bir dar kalıyor. Bagajı böyle. Şuralara biraz batırıyor işi. Ama bunlar da yapmasalar bu arka lamba buraya sığmaz. Şurada iki tane göz varmış. Çok merak ediyorum. Bu gözün içinde neler var? Ya buraya kabloları yok etmişler. Buradan ayrıca arka lambanın modülüne geçebiliyorsun. Burada da aynı şekilde. Bu bir de altı var bunun. Altına hiçbir şey koyamıyorsun arkadaşlar. Pay yok yani bunun altında. Çünkü ne varmış abi? Aküyü koymuşlar. Beyni koymuşlar buraya. Bas instalasyonu var. Pardon, akü yok burada. Bu modelde akü yok. Harman Kardon'un basını koymuşlar buraya. İçinin müzik teşkilatını. O kabloya bak. Orada iPhone kabloları var. Yardım çantaları filan. Üçgen var. Yani burada yedek teker yok arkadaşlar bu arabada. O yüzden yani ilk yardım şart. İlk yardıma üye olman gerekiyor burada. Yani yolda kaldığın zaman çekici filan geliyor ya. O bu arabada şart. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi beyaz, siyah komponentleri var. Yani cam şeritleri siyah. Ondan sonra aerodinamik paketi olduğu için buralar siyah. Bu egzozun arkası siyah. Aerodinamik paket dediğimiz zaman akla gelen şeylerden biri zaten şu kanat. Ondan sonra bu alttaki difüzör ekstra. Ayrıca öne geldiğimiz zaman aerodinamikte yine buradaki fırfırlar var artık. Neyse onların ismini tam fırfır işte yani gördüğümüz gibi. Aerodinamik paketi tamamlayan özellikler. Ayrıca arkadaşlar bu arabada bir de Edition 1 paketi var. Yani Edition 1. O da demek oluyor ki yani fren balataların kaliper kapakları kırmızı renk. Ondan sonra şöyle içe baktığımız zaman kemerleri kırmızı. Kırmızı Edition şeyleri de koltukta devam ediyor. Ayrıca bu havalandırma kanallarının kenarındaki çerçeveleri de kırmızı. Öbür tarafa bakalım. Direksiyon hem alkantara hem de ortaya ayarlayan çizgi kırmızı. Olmazsa olmazımız tespih. Dıştan böyle dikişleri kırmızı mesela devam ediyor bu her tarafa doğru. Kaç motor? Arkadaşlar bu araba, hemen motorunu da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar turbosu burada. Küçük motor, 2 silindir. Büyük turbonun yarattığı 381 beygir var. Aşağı yukarı bir 475 torku var. Duymuş olduğumuz kadar daha henüz aşmaya geçmedik ama buna bir ek çip yaptıkları zaman bayağı bir tork yükseldiğini duydum. Tabii ki arabada daha 1,5 yıldan fazla garantisi olduğu için o bizim tercihimiz olmayacak herhalde kısa bir süreliğine. Motoru böyle küçük ama bastığın zaman uçan bir motoru var. Tek hoşuma gitmeyen bir şey var bu motor kısmında. O kadar para veriyorsun arkadaşlar. Ucuz da bir araç değil. Sonuçta AMG. Klasmentin AMG'si. Ama bu motor kaputunu tutan şey maalesef daha da 50 açılıp kapanıyor. İnsan buraya böyle bir hidrolik yay koyar yani. Sonuçta ucuz bir araba değil. Klasmentinin en pahalı araçlarından. Ayrıca ön tarafa baktığımız zaman arkadaşlar intelligent lambaları var. Ve LED sistemi var. Bu bir facelift modeli yani bir yeni modeli. 2018 model bu. 2014'lerde o yoktu da. Gördüğünüz gibi şimdi mesela bunu kapatıyoruz. Açılırken lambasını LED lambası renk değiştiriyor bak. Ya akşam olmadığı için gözükmüyor herhalde.
Her neyse, o gözükmüyor arkadaşlar. Onun için hava karanması lazım. Bu far lambaların özelliği, büyükleri yaktı, otomatik büyük yapma sistemi var bunda. Yani o intelligent headlight dedikleri dava bunda. Karşı tarafta araba geldiği zaman büyüklerini geri söndürüyor. Mesela uzun yolda, sıla yolunda ideal bir şey o. Bazen hani karayollarından geçerken yollarda lamba olmuyor. Uzunları yaktığın zaman sen bir daha hiçbir şekilde elmeye gerek kalmıyor. Karşıdan tır ya da bir araba lambasını gördüğü zaman ya kenarıya kaydırıyor lambaları ya da uzunları komple kapatıyor. Öyle bir avantajı oluyor. Gördüğünüz gibi park sensörleri var. Park sensörlerin bitiş yeri bunlar. Bayağı geniş bir çapı alıyor. Geldiğimiz zaman turbo formatik yazıları var. Bunlar siyah olsaymış bence daha güzel olurmuş kombinasyona bakarak ama. Beğenmediğim bir şey var bunda. Şu kırmızı, ya da beğenmedim derken ilk aracı bayiden alan herhalde bunları seçmemiş. Kapakları kırmızı ve şeritleri kırmızı. Onu ben yapacağım. Siparişini verdik. Onu da bir dahaki videoda göstereceğiz zaten size. Ayrıca gördüğünüz gibi arabada örümcek dolanıyor. Egzoza geldiğimiz zaman herkesin merak ettiği zaten arabada egzoz sesi. Egzozları siyah. Ayrıca bu arabada performans egzozu var. Yani o demek oluyor ki zaten 200 katlı 200 cell kat var katalizatörden gelen. Ondan sonra orta katı zaten bunlarda direkt iptal oluyor. Sadece bir arkada susturucusu var. Bir de önde işte katalizatörü var. Ayrıca onu da downpipe'la sesi daha arttırabilirsiniz ama dediğim gibi pek gerekmiyor. Şöyle baktığımız zaman içi Alcantara Sweater, arkalara da işlenmiş. Ayrıca arkada da kırmızı kordonlar var. Şöyle ortada kol koyma yerimiz var. Maalesef o açılmıyor ama kenarlardan bardaklıklar çıkıyor böyle. Benim koltuk ayarım şimdi tam. Yani diyelim ki uzun yola çıktık. Bu arabaya ön tarafa ben oturdum. Bakın arka tarafa ne kadar bir yer kalıyor ve benim boyum 1.81 filan. Kısa olanlar belki daha avantajlıdır ama ben böyle oturuyorum burada. Tam aşağı yukarı bir 5 santim bir pay var kafamla tavanın arasında. Yani en ufak böyle bir zıplamada filan kafam tavana değebilir. Bu diz boyu da ya koltuğa değiyor. Yani öndeki koltuğu biraz itekliyorum. Burada ayrıca yine sigaralık var. Bak bunu çok beğendim bak. Bu golflarda yoktu. Burada ayrıca priz sokma yeri var. Yani arkaya da şarj aleti verebilirsin burada. Uzun yolculuk seyahatinde. İki kanallı havalandırma sistemi var. Burada gördüğünüz gibi işte dediğim gibi bardaklar var. Arkada yine speakerler var. Arkadan ben mesela arkaya hiç oturmayı sevmem bu araba. İstemem. Çok dar. Dizim direkt ağrıdı şimdiden. Ön tarafa geldiğimiz zaman AMK yazıları her yere yine işlenmiş. Paspasta da var. Koltuğun içine de işlenmiş yine bu modelde. Herkesin beklediği gibi bu patara egzoz yapacak mı yapmayacak mı ona bakacağız. Bunların belli modları var. O modlarda size zaten bağırırım şimdi anlarsınız hangi tür ses. Arkadaşlar bu konfor halinde. Konfor halinde diyor. Yani araba zaten ısındığı için ses arkadaşlar. Bu bir önceki videoda sormuş olduğumuz ses bu arabanın sesiydi. Kimisi Clio dedi, kimisi AMG dedi. Kimileri bildi, kimileri bilemedi. Bu arabanın dış görüntüsü arkadaşlar. Panoraması var işte. Bak onu söylemeyi unuttuk. En önemli opsiyonlardan biri benim gözümde. Arabada panorama olması şart. Hele ki 15-20 bin euroyu aşan arabalarda çatı ya da bir sunroof, yani sizin dediğiniz dilde sunroof şart. Çünkü çok ferah yapıyor arabayı sürerken. Yani yukarıya bakabiliyorsun böyle. Evet arkadaşlar, bu arabalarda meşhur olan şu ostrak sesini size bir duyuracağız. Yani
Vites atarken spor şeklinde yarış modunda nasıl bir ses çıkaracak onu duyacağız şimdi. Ondan sonra buradan gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi de içinden inceleme sürüş halinde fotoğraf şeylere bakacağız, inceleyeceğiz. Bu arada bir şeyi çok fazla koymuşlar, gereksiz bence. O da bu. Fren mi? Arkadaşlar bu arabada otomatik start stop düğmesini koymuşlar. Lafta araba daha az yakacak. Daha tasarruflu olacak diye ama en sevdiğim şey. O yüzden bu düğmeyi direkt kapatıyorum ben her zaman bindiğim zaman. Çünkü bu arabayı alan zaten tasarrufu yaktı bence düşünmemeli. Yoksa bunun A200'ünü falan alman gerekir. Yani tasarruf düşünüyorsan al dışına ampli paket attır onu sür. Bu arabada direkt hissetmen gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bütün camlar elektronik şey her zamanki gibi. Koltuklar buradan ayarlanıyor. Ayrıca benim koltuğun kenarında yine yanaklarını şişirmek, indirmek, ortasını kabartmak ve soldurmak gibi şeyler var, düğmeler var. Buraya baktığımız zaman standart götürmanımız var. Bedava olduğu için direkt yakıyoruz bunu. Sonuçta para istemiyorlar onu yapmaya. Bu yeni modellerde yani 2014-15 değil de 2000 herhalde 15'te başladılar bu arabaya. Ondan sonraki spor modellerinde bu yaylar var bak. Gördüğünüz gibi direkt ekrana çıkıyor. Yay spora geçiyor. Ayrıca bunu da kapatabiliyor. Konfor halinde bir süre daha yumuşak sürüyor. Aynı şekilde yine bir egzoz düğmesi var burada. Ama konforda egzoz düğmesine bastığın zaman pek bir faydası etmiyor. Kapaklar açılsa bile fazla ses çıkartmıyor. O anca yarış modunda yapıyor onu. Ondan sonra buradan park sensörü kapatabiliyorsun, açabiliyorsun. Buradan anti-slip brake'ını kapatabiliyorsun. Yani tekerler bu sefer kaymıyor. Ki araba 4 çekişli olduğu için SP'de yani 4MATIC olduğu için zaten bunu açsan da kapatsan da fazla pek arabaya kaydırmıyor. Yani bu kapattığın zaman drift moduna geçemiyor. Öyle bir özelliği yok bunlarda. Belki gelecek olan yeni A45S'lerde olabilir. O yüzden bunu aç. Ayrıca güzel bir ekranı var. Bir önceki modelin ekranı biraz daha küçüktü. Tam şuranın içi kadar. Şimdi bayağı bir büyük yaptılar. Ne yazık ki touchscreen değil. Touchscreen olsaymış biraz daha güzel olurmuş. Yeni modellerinde olduğu gibi. Ayrıca burada bir SD çağlarımız var. Bastığımız zaman 6 tane SD giriyor. Tek tek buradan sokuyorsun içine. SD kart girişi var. Standart. Telefonla Bluetooth bağlanma. Arabaya baktığımız zaman buradan arabanın özelliklerini görebiliyoruz. Şu düğmeden böyle çevirerek ekranda şimdi çıkıyor. Arabanın özelliklerine girebiliyorsun. Saat olsun, ondan sonra bilgiler olsun. Dynamic Select. Arabayı kendin ayarlayabiliyorsun. Bu spor modundaki düğmeleri kendi isteğine göre. Ondan sonra şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yeni işte. Bu da yeni modeller. Yani bir facelift modelleri bizim burada facelift diyorlar ona. Buradan mesela çek elini. Buraya koyduğun zaman individual oluyor. Yani kendin komple her şeyini değiştirebiliyorsun. Bu kendi modun olmuş oluyor. Konforda zaten konfor sürüyorsun. Bunu spora getirdiğin zaman direkt böyle biraz bir atikleniyor hemen. Biraz daha devreyi biraz daha yani bir tık daha yüksek tutuyor. Bunun bir spor plusu var. Spor plusa getirdiğin zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yayı spora geçiyor. Otomatikman açılıyor. Egzoz açılıyor. Ve devre biraz daha yani bir tık daha yukarıda atıyor. Ama istemediğin zaman da geri vites atıyor. Hani fazla zorlamıyor arabayı. Ve bunun bir de yarış modu var. Bu yeni geldi işte. Bu öncekilerde de yoktu. Yarış modunda benim de götüm bayağı bir ısındı. Yarış modunda bir araba bütün canavarlığını dışarıya atıyor. Yani 381 beygiri
direkt şu alkantara kaplamalı direksiyonun üzerine atıyor. Ve çok zor vites atıyor. Yani düşün bak şimdi 40'la gidiyoruz ve birinci viteste gidiyor. 4500 devrede ve salmıyor. Duyduğun gibi hiçbir şekilde güzel de pat patlıyor bak. Böylece de 110'a direkt varıyorsun. Arkadaşlar Hollanda'da şehir içinde 50 gittiğimiz için 50'yi 2 misli kaybediyoruz yani. Yani çok tehlikeli bir araba bu aslında. Hollanda'da hiç zevk verebilecek şekilde süremeyeceğim bir araba. Ama Alcantara direksiyonu gördüğünüz gibi, şu Alcantara direksiyon gerçekten bu arabaya hoş gitmiş. Yani her türlü nasıl tutarsan tut elinde güzel bir his oluyor ve sportif kullanış şekillerde gerçekten eli rahat geliyor böyle. Deri olduğu zaman terletiyor böyle elini bazen. Elinden direksiyon kayabiliyor. Bunda teri biraz emiyor ve tam eline yapışıyor. Görmüş olduğunuz gibi üstte panorama var arkadaşlar. Bunu böyle açabiliyorsun. Dediğim gibi benim arabalarımda olmazsa olmaz özellik. Hani hepsinde olmaz her zaman ama biraz yüksek miktar para verdiğin zaman benim arabada aradığım ilk özelliklerden biri. Yine kapanıyor. Ayrıca bunun perdesi de var. Perdesi de elektronik kapanıyormuş bunun. Ben elle kapanır diye düşünmüştüm ama demek ki Mercedes'in farkı o. Kapanıyor. Ama tabii ki panoraman olduğu için ben bunu hayatta kapatmam. Araba sürerken böyle üstten bir ferahlık geliyor aşağıya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyice geç kaldık. Geç kaldığımız için TV kapılması da var. Aynı arabanın şey renginde. Arkadaşlar bu arabada işte gördüğünüz gibi karbon döşeme de var. İçinde güzel yapmış. Her zaman gibi keyless go. Keyless go. Arkadaşlar bu arabada keyless engine start var ama keyless entry yok. Yani kapıları dışarıdan keyless açamıyorsun. O da ya olsaymış güzel olmuş ama yeni modellerde var. Ve C class'larda genellikle koyduğumuz için dedi Mercedes ve buna koymamış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da arabamız. Takip etmeyi unutmayın. Sık sık videoyu koyamıyoruz çünkü işimiz yoğun. O yüzden kusurumuza bakmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıya güzel bir yorum atın. Parmağı böyle yapmayı unutmayın. Biz imkanımız olduğu şekilde size bir şeyler yapmak istiyoruz. Eğer sizi mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize ne mutlu size. Sizin sayenizde zaten 70 bin aboneye gelmiş olduk. Instagram'da da 10 bin aboneye geçti herhalde değil mi? Geçti. O yüzden takip edin. Elimizden geldiği kadar size içerik üretmeye çalışıyoruz. Yapamadığımız zamanlarda kusurumuza bakmayın. Kalın sağlıcakla. Kapat la kapat!